Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bazılar için haftanın son iş günü ama kimimiz de cumartesi günde çalışıyoruz. Bugün bir borsa hakkında biraz konuşacağım ama öncesinde başka şeylerden bahsetmek istiyorum. Yerel seçimler var biliyorsunuz. İlk başta bir yerel seçimler ve bu yerel seçimlerin ekonomiye olan etkisinden konuşmak istiyorum. İşte adaylar özellikle büyükşehir adayları belli oldu. Sadece İyi Parti ve Dem Parti'nin Aday gösterip göstermeyeceği Ankara ve İstanbul'a konuşuluyor. Yerel seçimlerin sanılanın aksine ekonomik görünümü çok fazla değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Nereden bu kanıya vardım derseniz siyasi partilerin liderleri ile ilgili onlarla ilgili bir durum değil yerel seçim. Hani sadece şu var İstanbul'u kim alacak? Tek soru bu aslında. Yani Ankara ve İzmir bile siyasi partilerin çok umurunda değil. Onun dışında bir önemi yok. Yani yerel seçim bu ya. Hani sadece bir prestij. Hani yerel seçim sonrasında da dolar kurunda yukarı yönlü bir hareket olabilir ama öyle bir devalüasyon falan ben beklemiyorum. Çünkü daha önceki yerel seçimler sonrası dövizdeki dalgalanmaya ben baktım. Geçmişe baktığımda bana bu işareti veriyor. Bu yerel seçimlerde de yani yerel seçimlerin sonrasında dolar bir miktar yükselse bile bir devalüasyon falan gelmeyeceğini düşünüyorum. Tabii çok bunun dışında başka etkenler olursa onu bilemem. Ee, yani seçimin sonucu ne olursa olsun ekonomi politikası değişmeyecektir. Ee, sadece eğer ki ekonomik ortam müsait olursa Haziran ya da Temmuz ayında belki Ağustos ayına sarkabilir. Ben Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimine ufaktan başlayabileceğini düşünüyorum. 2024 yılında sadece Türkiye'de değil dünyada çok fazla başka ülkelerde seçimler olacak. Daha önce anlatmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 22 ülkede seçim oluyor 2024 yılında. Kasım ayındaki Amerika'daki seçimler aslında Amerika'daki başlık, başkanlık seçimleri Türkiye'deki bu yerel seçimlerden çok daha önemli. Ben Kasım ayındaki Amerikan başkanlık seçimlerini çok yakından takip edeceğim. Borsa tarafına gelecek olursak. Endeks 8000 puan üzerinde tutunmaya çalışıyor. İşte bazı ufak kıpırdanmalar var, iyileşmeler var. Cuma akşamları genelde %70 borsa düşüşle kapatır. Burada ben şu hususa biraz dikkat çekmek istiyorum. Borsa ile ilgili olarak. Şu karıştırılan bir durum var. Finansal okur yazarlık ile sermaye okur yazarlığı. Bunlar farklı konular. Bunları birbirine bazen karıştırıyoruz. Şimdi herkes finansal okur yazar olabilir. Belli bir bilgi birikimiyle işte bu YouTube'daki uzmanları izleyerek, kitaplar okuyarak ve bunları uygulayarak sadece teoride bırakmayıp pratikte hayatına bunları dökerek finansal okur yazar olabiliriz hepimiz. Ama sermaye okur yazarlığı onun bir tık üstü oluyor ve bunu yapmak birazcık daha emek ve çaba istiyor. Buna şöyle bir pratik hayattan bir örnek vermek istiyorum. Şimdi kendim atıyorum asgari ücretle çalışan bir bireyim. 5 sene boyunca e, finansal okur yazarlık ile bazı işte birikimler yaptım. Her sene 1 gram altın biriktirdim. 60 60 gram altınım oldu. 60 gram altın kabaca atıyorum 120 bin lira. Kabaca hesaplıyorum. E, şimdi ben bu noktaya kadar geldim. Bu bir başarı mıdır? Evet bu bir başarıdır. Peki bundan sonra ne yapacağım? Hani işte burada sermaye okur yazarlığı devreye giriyor. Yani sen o birikiminle daha ilerlere de gidebilirsin. Daha gerilere de gelebilirsin. Herkesin kültürü farklı. Yaşadığı ortam, ailesi, inançları, sosyal statüsü. Yani herkesin sermaye okur yazarlığı nevi şahsına münhasırdır. Ve... en büyük eksikliklerimizden biri de bunu hep dile getiriyorum. Finansal okul yaz yazarlık eğitiminin okullarda verilmiyor oluşu. Türkiye gibi halkı yoksul, maddi sıkıntılar yaşayan bir ülkede finansal okuryazarlık eğitiminin okullarda verilmiyor oluşu büyük bir eksikliktir. Ha Avrupa'daki okullarda var mı? Orada da yok. Avrupa'daki okullarda da finansal okuryazarlık eğitimi yok. Yani benim bildiğim ülkelerde yok. Belki bilmediğim bir iki ülkede olabilir. Hiç yani mesela Lüksemburg'u çok fazla tanımıyorum. Lüksemburglu bir arkadaşım var. Lüksemburg önemli bir finansal köprüdür Avrupa'da. Hani belki olabilir. Eğer sizin bildiğiniz varsa yorumlara yazarsınız. Dolayısıyla biz mektepli değil, finansal okur yazarlık konusunda mektepli değil, alaylıyız. Bir de bu konularla da konuşmayı çok sevmiyoruz. Çünkü nerede mesela işte biraz bir tutumluluk yapmaya kalkışsan bir arkadaş ortamında falan hemen sana cimri yaftasını yapıştırıyorlar. E, hava atmayı seviyoruz. eee Dedikoduyu seviyoruz. Bu adam Cimri. Yani Cimri yaftasını hemen adama yapıştırıyoruz. Bizim bildiğimiz aslında 3 konu var toplumda. İşte bir siyaset, futbol ve din. Hani bu 3 konuda herkes ülkemizde en iyiyi kendisinin bildiğini düşünüyor. Ama konu finansal okur yazarlık olunca e, hani birine bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun. Hemen sana ya bu ülkede olmaz ya. Olmaz abi bu ülkede olmaz. Türkiye'de olmaz. E, denedim mi? denemeye de gerek yok diyor. Ya nereden biliyorsun olmayacağını? Ya da şöyle bir hataya düşüyoruz. Bir tek kişinin söylediğiyle hareket ediyor. Yani tek bir kişinin söylediğiyle tüm emeğini hani dedim ya adam 60 gram altın biriktirmiş 5 senede. Bir kişinin sözüyle hareket ediyor. Bu da yanlış. Yani para hayatta en önemli değerlerden birisi. Ya onu bir kabul edelim. Hani ben paraya önem vermem vesaire. bunları bir geçeceksin. Bu parayı bir şekilde kazanmamız ve muhafaza etmemiz gerekiyor. Yoksa ömür boyu köle gibi çalışmaya devam edeceğiz. Yani ömür boyu köle gibi çalışmak mı istiyorsun? Bir yerde artık kendi hayatının yönünü kendin çizmen lazım. Bu da kusura bakmayın ama para kazanmakla oluyor ve para kazanmamız gerekiyor, birikim yapmamız gerekiyor. Mecburuz, mecburuz. Ama yanlış olan şu, bir senede ben zengin olayım. Hani bu bu hesap yanlış. Uzun vadeye yayman lazım. Yani hedefini en az 5 yıllık falan bir önüne hedef koyman lazım. Şimdi şöyle anlatayım. Bir hisse aldın. Hissenin değeri 2 katı artmış. Şimdi ya daha fazla şu ortam için bunu söylüyorum. Hani daha fazla beklemek bence anlamsız. Ne yaparım? Ben yarısını satarım. Ana paramı kurtarırım. Artık kalan yarısı ne olursa olsun umurumda olmaz. Hani bu bana çünkü büyük bir psikolojik avantaj sağlayacaktır. Ben ana paramı kurtarmışım arkadaşım. Kalanı artarsa onu beklerim. Onu bir sene daha beklerim. Ben hani kurtaracağımı alacağımı almışım. Ya da şöyle bir senaryo yapalım. Bir hisse aldım. %50 düştü. Sen 5-6 ay daha bekleyebilir misin? Ya ben bekleyemem diyorsan hani borsaya girmeyeceksin o zaman. O zaman başka bir yatırım aracı deneyeceksin. Onun dışında katıl butonu ile ilgili yine bir teşekkür etmek istiyorum. Aramıza katılan 3 değerli takipçime. Gökhan Mahmutoğlu, Kral'ın son vuruşu rumuzlu arkadaşım ve Ebru Çiçek hanıma buradan teşekkürlerimi iletiyorum ve hepinize bol kazançlar diliyorum. Şimdi tekrardan e, notlarıma bakıyorum ne anlatacağım. Türkiye borsası ile devam edelim. Yani, borsamızda bence bir düzeltme süreci yaşandı. Bu bir ayı piyasası değildi. Şöyle bir hafızamızı tazeleyelim. Bizim toplumumuz çok unutmaya müsait bir toplumdur. 2018 yılında Rahip Branson krizi vardı biliyorsunuz. O krizden sonra yabancı yatırımcı ülkemizi terk etmişti. Şimdi hedef ne? E, yabancı yatırım, yatırımcının tekrardan ülkemize gelmesi ve borsamıza yatırım yapması. Yabancı yatırımcı geliyor mu? Evet geliyor. Ufaktan gelmeye başladı. Ama asıl yabancı yani uzun vade yatırım yapacak yabancı henüz gelmedi. Yabancı yatırımcının gelince uzun vade kalması önemlidir. Yani kısa vadede sadece günü kurtarırız. Peki yabancı yatırımcı neye geliyor? Önce tabi banka hisselerine geliyor. Güçlü banka hisseleri özellikle. Türk Hava Yolları, Tav Havalimanları, BİM Süpermarketi, Sabancı ve Koç Holding, Coca-Cola, temettü verimliliği yüksek şirketler. Yabancı yatırımcı önce bunlara gelir. Ondan sonra küçük hisseleri, küçük şirketleri de alır. Özellikle büyümeye meyilli olan daha küçük firmaları da, daha küçük hisseleri de satın alır. Hani yabancı yatırımcı küçük şirketleri almaz diye bir kural yok. Onları da alır. Şu an şurada şöyle bir önemli bir nokta var Bazı dinliyorum Bazı yorumcuları Ya Türkiye'nin notu düşük Yabancı yatırımcı gelmez Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke değil O yüzden gelmezler diyor Bu çok peşin verilmiş bir yargıdır Burada şöyle bir hata var Bunu çok mantıklı bir şekilde Şimdi sizlere anlatacağım Neden asıl şimdi yabancı yatırımcı gelir Yabancı yatırımcı asıl şimdi gelir e, MUDİS atıyorum bir gün Türkiye'nin notunu yükseltti. 3-4 kademe yükseltti. Bir anda. Ya o saatten sonra zaten her şey günlük gülistanlık. Yabancı yatırımcı o saatten sonra gelirse treni çoktan kaçırmış oluyor. Sen trene binmişsin, tren 90 kilometre hıza ulaşmış. Sen şimdi o trene atlayabilir misin üstüne? Yabancı yatırımcı kar edecek. Yabancı yatırımcı böyle bir zamanla gelmez. Asıl şimdi gelir. Kendimize örnek vereyim. Biz ne yapıyoruz? Ya düşen hisseleri almaya çalışıyoruz. Düşük fiyattan almaya çalışıyoruz ki ya bunun fiyatı yükselecek. Şimdiden alalım 3-5 ay sonra satarız diye. Türkiye'nin notu yükselince zaten artık düşük bir şey kalmamış olacak ki. Her şey yükselmiş oluyor. O saatten sonra gelen yabancı yatırımcı kar elde edebilir mi? Asıl yabancı yatırımcının gelmesi gelmesi gereken zaman şu zaman. içinde bulunduğumuz zaman. Ya piyasalar her zaman ilerisini satın alır. Hepimizin işte yatırımları ileriye yönelik. Niye uzun vade diyoruz? Ben e, benim amacım ne? Düşükten alıp yüksekten satmak. Herkesin amacı bu. Tabi şu da var. <laughs> Kısa vadede bu biraz zarar ettirebiliyor. Şimdi sen 5 liradan bir ürünü aldın. 6 liradan sattın. Sonra bekliyorsun ki tekrardan bu 5 liraya düşsün. E belki hiç düşmeyecek. 10 liraya kadar gidecek belki. Ha yani. Yabancı yatırımcının asıl gelmesi gereken zaman şu zamandır, bu senedir. Bir de şunu söylemek istiyorum, bu işlere yeni başlayan arkadaşlarıma. Eğer herhangi bir şekilde yatırıma başladınız ve bir sene geçti, ama baktınız hiç kar elde edememişsiniz, İnatlaşmayın, zorlamayın. Demek ki bir yerlerde yanlış yapıyorsunuz. Sizin bir yanlışınız var. Mutlaka ama mutlaka yatırım şeklinizi, yatırım tarzınızı ya da stratejinizi değiştirin. İnatlaşmayın. Yani bir sene geçmiş yatırıma başlamışsınız. Doğru düzgün bir şey kazanamamışsanız bir yerde bir yanlış yapıyorsunuz diyorum. Yani sizin taktiğinizi, stratejinizi değiştirmeniz gerekiyor. Benim borsada, Türkiye borsasındaki endeks hedefim yıl sonu için 11.000 puandır. Ama endekse yatırım yapmıyorum. Bunun altını çizmek istiyorum. Endekse yatırım yapan zarar eder. Sadece işte Haziran Temmuz gibi hem Türkiye'de hem Amerika'da faiz indirimleri beklediğim için borsanın da bundan Olumlu şekilde etkileneceğini düşündüğüm için ufaktan borsa yatırımına zaten başladığımı videolarımda, videolarımda anlatmıştım. Altın tutmaya da devam ediyorum. Jeopolitik riskler bu yıl belli ki devam edecek. Bu jeopolitik riskler 2024 yılı boyunca hız kesmeden, ara vermeden devam edecek. O yüzden portföyümde altını %20-25 bu aralıkta altın tutmaya devam ediyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Burada anlatanlar yatırım tavsiyesi değil, kişisel görüşlerimdir. Herkese bol kazançlar diliyorum.